Şu anda bir magazin abi saldırıya uğradı. İşi bilmeyen kameramanla çalışılır mı? Vallahi billahi orta sahada fazla atmayalım dedik. Yemin ediyorum. Ya bu kameramanlardan bıktım be abi, yeter ya. Nur abi kitabının başlangıcı yavrum tamam o iş. Ne diyorsun? O çirkin zaten. Benim onu anlatmama gerek yok. Sen zaten yıllarca tanıyorsun. Hainlik bir insanın CV'sidir. Bizi bilen bilir. Din imam getir Kur'an elbasa. Dur ben ağzımı buldum. Merhabalar. Herkese merhabalar. Güne güzel başladım. Sevgili Oya Çınar'ın Gupse'yle röportajı vardı hafta sonuna. Onunla ilgili Ertuğrul Özkök bugün bir köşe yazısı yazmış. Yazısında da benden bahsetmiş. Gupse fotoğrafta çok fit çıkınca Ertuğrul Özkök de sormuş. Bu fotoğraflarda Photoshop var mı? Fotoğrafçıya soruyorum diye ben de hemen cevap verdim. Gerçekten Gupse Özel film için zannediyorum yaptığı spor, diyet neticesinde güzel bir sonuç almış. Buradan da Sayın Ertuğrul Özkök'e cevap vermiş olayım. Kesinlikle bir Photoshop herhangi bir oynama yok. Tamamen orijinal. Zaten Photoshop yaparken zeki müdahalede bulunmuyorum. Kısa bir portre çekimi ise yüzdeki detayları biraz alıyorum. Yani gözenekler, benekler olabiliyor insanlık hali. Onu müdahale ediyorum. Yoksa gerçekten büyük bir kilo problemi ya da başka bir fiziksel problemi yoksa kendisinin rahatsız olduğu çok oynamıyorum yani. Hatta çok oynamıyorum değil, hiç oynamıyorum. Gelelim bugünkü videoya. Bugün ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nereden bahsedeceğiz? Anıt Osun'la benim Show TV'den muhabir arkadaşım, eski bir arkadaşım dün mesaj attı WhatsApp'tan. Gökhan Kırdar'ın albüm tanıtımı varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Etiler'de bir restoranda olacak. Metronun dibindeymiş zaten, baktım dün ortadan. Yine araç çağırmadım boş için. Hadi bakalım, bize kolay gelsin o zaman. Size iyi seyirler. Bugün de biraz magazin yapalım. Gerçi magazin gecedeki manasıyla, yani öyle çok kovalamalı bir iş değil tabii ki bu. Yani magazin muhabirleri, magazin basınlı basit toplantıda nasıl haberi takip eder? Vallahi notlar, gösterimler yapacağım. Gördüğünüz gibi her işe S600'e gitmiyor. Arada halka karışıyorum. Etiler metrosu da nasıl olacaktı ki zaten? Ya bu kadar da değil ya. Yürüme bandı yok arkadaşlar Etiler metrosuna. Asansör. 6 tane asansörü yan yana koymuşlar. Pır 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 pır. Niye kalkıyor? Ama 5 lira fazla basıyorsunuz bu hizmet için. Mesela yani. Aynen. Bakın burada ne var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Etiler abi, adamlar yağlı güreş yapacak değil ya. Amerikan futbolu oynuyorlar. Yana geldik. İşte burası. Evet, işte şimdi magazin basının çalışma ortamını gösteriyorum. Şu anda bir magazin muhabiri saldırıya uğradı. Kaynar çay döküldüğüne basın toplantısında kalmadı. Yaralanabiliyorum işte. Canın yanmıyor. Sercan'ı hiçbir işe getirmeyeceksin. Bu kameramanlardan bıktım be abi, yeter ya. İşi bilmeyen kameramanla çalışılır mı? Çay koyalım.
Çayı çalışma. Bir şey söyleyeyim, çalışma şartlarınız çok zor ha. Çayı ben zaten koyuyorum. Yavrum benim, getir bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Çok ağır şartlar altında çalışıyorlar. Müthiş zorluklar içerisinde. Bu da Ali. Bizim postada. İyi misin Ali? İyiyim abi. Ali saçları İbrahim Avuç gibi uzatmış. Akşam üstünde niye bekleyeyim ki yani? Bir ara yuvarlandın sen ya. Benim ayağımdaki olsa sen ölürdün ha. Takla atardın herhalde. Ama penaltı olacaktı. Güzel yattı. Ya nasıl içeri attı mesela? Nasıl içeri attı ya? Ama Burak Yılmaz içeriye doğru... Daha yeni yeni yaygın iletişim ama geçtiğimiz için daha önce anlatmaya çalışırsam da bunlar çok kitlelere ulaşmak almadan da eserlerime dünyanın her yerinden ve ilgilediğiniz adresten, dijital adresten ulaşabileceğiniz üzere. Sabah geldik, kahvaltımızı yaptık, eski dostlarla bir araya geldik, görüştük, biraz dedikodu yaptık, eskilerden bahsettik. Şu an masa toplantısı var içeride. Gökhan Kırdar yeni albüm hakkında açıklamalar yapıyor. Bir grupta hala burada dün yaptıkları halı saha maçının kritiğini yapıyorlar. Deniz Boy. Evet, gazetesi Medan Eftar. Nerede Tarihsiz değil misin? Tek şarkıdan diye aslında bütünlükte olan bir şey. Azalttığını düşünmüyorum. Bu açıdaki albüm yayını açarsınız, bunu meydan okumamız gerekiyor. Zamanı bile olmadı. Fenerbahçeli kardeşim Sercan. Benim amacım bir an önce albüm olarak, bir albümün olduğu herkes farklı tembe ha şu an. Herkes farklı. Anlatıyorum. Emine Cibar'la. Evet, sezon bile şampiyon oldu lan. Beşiktaş oldu sezondan. Ne oluyor lan? Bir Atın açıklama yapıyor ya. Anlısı bu. Sezon bir şampiyon. Beşiktaş şampiyon. Nezi oldu. Ya bir hikaye anlat. Bu da tek fatah. Ya bir anını anlat. Ben Nur abi de anı bol. Şimdi iyi bir ara buluşalım. Ama Nur abi sen şimdi kitap yazacağın için anılarını fazla belli ettin mi? Aynen ama senin bu hikaye umutun verecek. Kitap kaç kelime de Bodrum olaylarını anlat. Bodrum anlatsın. Aynen abi. Bodrum. Umut'la bir Bodrum videosu yaparız. Hayır Bodrum'da Nur abi kitabının başlangıcı. Yavrum tamam o iş. Yapacağım. Bunların hepsini ileride kitaplaştıracağım. Yapacağım mı? O hepini orada okuyacağım. Bir de Nur abinin bir ön sözü vardır abi. Söyle bakayım. Hainlik bir insanın CV'sidir. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendisi gibi. Öpüş. Canım benim. Bir insanı hainliğinden anlarsa o onun CV'sidir der Nur abi. Şafakçım buradan çok like ve izlenim alacağına eminim ya. Ama abone olmanız lazım. Abone mi? Abone olacağız oğlum. Hacı bir hikaye anlat ki reyting yükselsin. Abi olan takipçin de gider. Yapma. Listesini gösterse. Çektiği işlerin listesini çıkar. Fix sonra. Aynen. Fix şey. Çek Nur abi. Bu zamana kadar ne çekti? Ne çekti abi bugüne kadar? Nur abi akşam varken sen ne çekmiş oldun? Akşam onda her gün beni arar. Hüseyin'cim bunu çekmiştik ya. İlk aşkını ben çektim diye. Her gün arar. Mor bizi birbirimize düşüremez. Dün maç arkadaşlar görüşüldü magazin basını. Evet. Dün akşam değil mi? Alsa maçı yaptılar. Ne yaptınız? Neden beraber? Dışarıdan çıkan topa gol dersek. Dışarıdan değil abi. Dışarıdan. Kaleci. Ya sen bırak bunları çekemezsen anlat. Dün ne oldu maçta? Saat 5'te bizi alı sahaya götürdüler. Bir saat zaten orada oynadık. Maç kaçtaydı? Maç kaçtı. Dışarıdan çıktı dediği topa kendi kalecisi dedi ki vallahi çıkmadı. Kendi kalecisi. Ben baktım öyle abi. Ne oluyor miydi? Dedim ki ne geliyorsun? O çirkin zaten. Benim onu anlat. Bana gerek yok. Sen zaten yıllarca tanıyorsun. Ortada abi. Ya biz yendik de diyebilir öyle bir arkadaş. Cezim sen bir fark diyorsun adam beraber ediyor. Farklı yendik kardeşim. Adamın takımı gelmemiş bir de. Bizim adamlarımızı aldık.
Adama turuva yapmış olabilir misin? Yok. Sen ver orta içeyim ya. Oğlum yerlerde kalecileri yoktu. Kalecimizi verdik. Oğlum turuva yapsam. Ben anlamadım. Ben hiç çözdüm. Kendi anlamını verip turuva yapmışlar abi. Vallahi billahi orta sahada fazla atmayalım dedik. Yemin ediyorum. Bir iki güne döner. Din imam getir Kur'an elbasa. Atmayalım dedik. Atamadınız ki zaten sonrasında. Ya işte atamadınız onu. Sonrasında atamadınız ki. Atlaydın olsun abi. Sen ne kadar veriyorsun? Ya bu siteden sohbet var. Fasulye! Büyük halı saha muhabbeti var abi. Gökhan Kırdağ röportajında. Evet. Şimdi bir de araba problemi var. Buradaki işi bitirdik. Ne gibi araba problemi var? Arabayı isteyeceğiz de gelecek de. Bineceğiz. Sizin sabit arabanız yok mu? Yok, kendi arabamız da gerek yok. Evet, buradaki işi bittik. Şimdi Uğur Kotan eski arkadaşım beni bırakacak bir yere kadar. Kimin? Mehmet Tüzün'ün karısı izin verdi. Ya bak şimdi öyle deme çocuğa bak. Burayı bitmiyorum hacı, bitmiyorum burayı. Buraya sansürüm. Akşamları PUBG oynayarak stres atıyorum ya. Beyaz Sivil'den arkadaşlarım. Ya kardeşim ben şey değil ki ben amına Sivil'den benim eski arkadaşım diye gittim. Hani bir şey var. Eskiyi yad ediyorum biz onlarla. Şimdi Uğur'la da onu konuştuk. Bir gün böyle gündüz tabii gece takibini başka bir gün yapacağız herhalde de. Bu aralar bir sonraki videoyu bu magazin takibi olarak yapabiliriz. Uğur'la buluşacağız. Bir magazin muhabiri günü nasıl geçiriyor diye bir kısa video oluşturacağız anlaştık. O videoyu da magazincinin bir günü diye paylaşacağım. Magazindeki arkadaşlar dün bir halı saha maçı yapmışlar. Birbirlerine girdiler ya. Bizim Umut Ünver vardır. Maç ona göre beraber bitmiş tabii ama isyan ediyor. Bizim adamlar gelmedi diyor. Bizim adamlar gelmedi. Karşı takımdan adam aldım. Tanımadım adamlar. Hiç onlarla oynamamışım diyor. Benim ekip gelmedi. Yenildim diyor. Bilmem ne. Yenildim demiyor gerçi. Berabere bitti diyor ama tabii karşı taraf Uğur Kota'nın takımı da hesapta bayağı yenmişler yani. Asıl toplantısına gittik. Toplantıda tek konuşulan şey halı saha. Kim yendi? Bir yerde zaten 5'ten fazla magazin muhabbeti varsa eyvah eyvah. Oradaki makara hiçbir yerde olmaz. Evet, muhabbete geldik. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.